geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden sesleniyoruz sizlere bu hafta. Denizli'deyiz efendim. İş ve Başarı ekibi olarak bugün burada tekstil konuşacağız, üretim konuşacağız, nelerin üretildiğini konuşacağız. İşletme yetkilimiz Hakan Bey'le. Gelin kendisini tanıyalım, sonra sizin ve benim merak ettiğim tüm soruların yanıtlarını alalım kendisinden. Hakan Bey, programımıza hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Buse Hanım. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim efendim. Tanıyalım sizleri biraz. Hakan Güney, 93 tarihinde doğdum. Tekstile 2008 yılında parayı çok sevdiğimden dolayı böyle boğama ısrarcı oldum. Beni dedim bir tekstile sat. Tekstilde evet. Çalışmak istiyorum. Tarih o zaman da başladı. Hem çok okudum güzel. Hem çalıştım. Süper. Üniversiteyi bitirdim. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Maliye bölümü mezunuyum. Süper. Aynı zamanda hem okula giderken de pazarlama falan yaptım. Yani tekstilin başlangıcından bitişine kadar bütün alanlarda tecrübem var. Süper, çok güzel. Bu tecrübeyi konuşacağım, bu başarı öyküsünde konuşacağım ama işe biraz da böyle severek başladınız ve babanıza ısrar ederek başlamış oldunuz. Peki burada neler yapıyoruz? Önce onlardan bahsedelim. Şimdi burada biz üretim yapıyoruz. İnsanların veya müşterilerimizin bizden ne istediği doğrultusunda. Müşteri bizden kumaş ister, biz onu öreriz. Biz burada yuvarlak örme dediğimiz makineler var. Bu makinelerde müşterinin göndermiş olduğu ipliği kumaşa değiştirir, kumaşa dönüştürürüz. Aynı zamanda kendi yaptığımız ürünler de var. Bu ürünler sandalye kılıfı giydirme ürünleri yapıyoruz biz. Kendimiz iplik alıyoruz. Bu kendi aldığımız ipliği kendi makinemizde örüyoruz. Boyanaya gönderiyoruz, boyatıyoruz. Geliyor, konfeksiyon işlemi var. Konfeksiyon işlemlerini yapıyoruz. Ondan sonra müşteriye hazır halde ürünler şeklinde getiriyoruz. Bu standart sandalye giydirmeleri oluyor genellikle. Düz, süprem, çarşaf dediğimiz yatak giydirme çarşafları yapıyoruz. Bunların bizzat üretimi bizde, kendimiz üretiyoruz. Kendimiz konfeksiyonunu yapıyoruz ve müşterilere satıyoruz. Çok güzel. Şimdi siparişler doğrultusunda dedik ama burada tekstile dair aslında her şeyi üretebiliyoruz. Bir toptan şeklinde de verebiliyoruz. Parakende olarak da gerek üretim yapabiliyoruz. Yani A'dan Z'ye tekstile dair her şeyi üretebiliyoruz. Kumaş, iplik vesaire. Peki sizler nerelerden temin ediyorsunuz ipliklerinizi, kumaşlarınızı? Biz iplik olarak alıyoruz. İplik ne tarafta? Genellikle doğu tarafından, güneydoğu tarafından, pamuk gelen yerlerden oraların ipliği tedarik ediyoruz. İpliği almamız bizim için yeterli oluyor zaten. İpliği burada kendimiz işliyoruz. Boyana işlemi var. Boyana işlemi Denizli'de yapıyoruz. Yani Denizli'de birkaç tane boyana var çalıştığımız. Bu boyanelerde kumaşa dönüştürüyoruz. İstediğimiz renkleri alıyoruz yani. İstediğimiz renkleri ham kumaşa boyatıyoruz. Boyanmış ürünlerde, müşterinin istediği renklerde ürünlere çevirip gönderiyoruz. Çok güzel. Biraz üretim kapasitesini konuşmak istiyorum. Burası çünkü çok büyük bir yer. Bunun dahilinde ne kadarlık bir üretim çıkartabiliyoruz siparişlerimizin doğrultusunda? Bizim üretim kapasitemiz yaklaşık ayda 190 ton civarı. 190 ton kumaş işliyoruz burada aylık. Çok güzel. Kaç kişilik ekiple çalışıyoruz peki? 16 kişilik bir ekibimiz var. Çalışan ekibimiz bunlar sadece. Onun dışında dışarıdan bize destek veren arkadaşlar var. Destek aldığımız firmalar var. Onların vasıtasıyla 190 tonu tamamlıyoruz. Süper. Her bir makine ayrı bir işlem görüyor. Tabii. Biraz da makinelerden bahsetmek istiyorum. Şimdi makineler bu el yapımı örgünün makineleşmiş halidir. Yani o annelerimizin yaptığı iki ters bir düz mantığının adam makineye yerleştirmiş. Yuvarlak şekilde iğneler ve platinler var. İğneler ipliği alır, platinler iter. Yani tersi iğneler, düzü platinler yapar gibi süper. Bir şey. Yaklaşık bir makinede 3000 tane iğne çalışır, 3000 tane platin çalışır. Bunun karşılığında makine ebatlarına göre biz deriz ki 32 pus, 34 pus, 46 pus. Bunlar ebatları belirler. Yani 32 pusta 100 santim tüp ene ulaşıyorsa 46 pusta 130 santim, 140 santim tüp ene ulaşırız. Bunu açtığımızda yaklaşık 2.60, 2.80 hatta boyama işlemiyle açtığımızda 3 metre enine kadar olan kumaşları yapabiliyoruz. Çok iyi. Peki şurada araya girmek istiyorum. Yapmış olduğunuz kumaşlarda işte pamuktur, sentetiktir bunlar değişiyor mu yoksa tamamen talebe göre mi? Tamamen talebe göre. Şimdi müşteri bizden izler ki %100 pamuk istiyorum. Biz ona göre %100 pamuk tedariği sağlarız. Müşteri bizden ister ki organik olsun, bebe grubuna yapacağız. Yani çocuk giyiminde tabii ki pamuk ve organik olması lazım. Biz organik kumaş alırız. Yani organik kumaş dediğimiz pamuk da organik olur. Evet. Kimyasal işlem görmemiş olur. Veya minimum kimyasal işlem görmüş olur. Bu kumaşı alırız, bu ipliği alırız, bu pamuğu alırız, bunu işleriz. Organik bir şekilde boyanır. Organik bir şekilde gelir,
kesim aşamasında herhangi bir kimyasal işlem görmeden paketlenir ve dikiş iplerine kadar, dikiş ipliklerine kadar hepsi organik olur. Bu organik olarak bebe grubuna satılır. Şimdi genellikle insanların dışarıda, dış iklimlerde kullandığı kumaşlar polyester olur. Evet. Dış giyimde genelde polyester kullanılır. Polyester kullanılır. Biz de ne yaparız? Müşteri polyester istiyor. Polyester alırız. Veya bazen ithal de getiririz. İthal gelen ipliklerden kumaşı, istenilen kumaşı üretiriz. İleriye dönük hedeflerimizi izleyicilerimize duyurmanızı rica edeceğim sizlerden. Yani ilerleyen zamanlarda şöyle düşünüyorum. Benim hayallerim de her zaman için bu. Türkiye'nin her yerinde 81 ilde kendi mağazam açık. Kendi mağazamda kendi üretmiş olduğum ürünleri doğrudan halkla buluşturmak istiyorum. İnşallah bu yolda başarılı bir şekilde devam ederiz ki hedeflerimize ulaşırız. Doğrudan üretilmiş olan ürünleri satabiliriz. Teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Hem de hedefleriniz doğrultusunda tabii ki de sizlere başarılar diliyoruz.